Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Üçüncü gün soru çözüm videosunda seninle buluştuk. Fiil çekim ekleriyle ilgili örnek soruları seninle birlikte ne yapacağız? Hemen çözeceğiz. Hemen çözmeye başlıyoruz ilk sorumuzla. Bu parçadaki çekimli fiillerin kipleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir? Önce fiili buluyorum. Bak şurada gelişmiş yazıyor. Ömer Seyfettin'den sonraki ikinci dönem merhalesi onun açtığı çığırla gelişmiş. Cümlem burada bitti. Hemen aldım. Şurada da yapar yazıyor hocam. Geldim. R2 hangi zamandı? R2 geniş zaman hocam. Gitti gitti gitti. Peki mişeki hangi zamandı? Duyulan geçmiş zamanda hocam. Geniş zaman değil. Dolayısıyla ne yapacağım? Adana'yı işaretleyeceğim. Yeter ki ekleri ezberlemiş olalım sevgili öğrencim. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu kadar kolay bu konu. Senin bu kadarını bilmen yeterli. Sen Cemal Hoca'na güven. Tamam mı? Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde birleşik çekimli fiil kullanılmıştır? Birleşik çekimli fiil ne demekti? İki tane kipeki istiyorum hocam. iki tane kipeki. Bak her şeyi okumuyorum. Şuralara odaklanı veriyorum. Ben çözerken nasıl çözüyorsam sen de öyle çöz. İnanır da yok hocam. Söyler de yok. Tertiplidir de yok. Zaten direki neydi? Direki. Bak Direkt ki birleşik zamanlı yapmaz diye uyardım seni. Dikkat et. Dururdu hocam. R var geniş zaman. Du var geçmiş zaman. E ne işaretleyeceğim? Edirne'yi. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiş birleşik bir fiil vardır. Sevgili öğrencim Birleşik fiil kavramını henüz öğrenmedik. Biz birleşik çekimli fiili öğrendik. Birleşik fiil var dediği zaman bu yapı konusuna girer. Onu dördüncü günde seninle birlikte öğreneceğiz. Ama biz geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiş kısmını seninle birlikte ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Geniş zaman neydi hocam? R ekiydi. Rivayet kavramı deyince de aklımıza miş gelecekti. Yani R gibi bir şey arayacağız. Ya ya da varsa bunun olumsuzunu arayacağız. Yani hocam mesela bu gelirmiş gibi bir fiil olabilir ya da gelmezmiş gibi de olabilir diyeceğiz. Tamam gel iniyoruz şimdi aşağıya. Şurada ederler ederlerdi yazıyor hocam. Sabahı ederlermiş. Şimdi burada zaten miş yok. Bunu gittik seninle eledik. Şurada başardı yazıyor hocam. Burada zaten miş yok. Bunu gittik seninle eledik. Geldik buraya hocam yardımı olmazmış. Bunu bir okuyum izninle birleşik mi yoksa değil mi diye anlamak istiyorum. Bu dünyaya bu dünyada sürekli kendini düşündüğünden bugüne kadar kimseye yardımı olmazmış. Yani yardımı yokmuş anlamında kullanıldığı için burada sadece olmazmışı alacağız seninle birlikte. Olmazmışı aldık ya seninle birlikte. Bu şu an tek kelimeden oluştuğu için bu birleşik yapılı değil. Dolayısıyla bu şıkkı da eleyebiliriz. Normalde burada da geniş zamanın rivayeti var. Bunu olumlu yaparsak olurmuş olur. Rivayeti karşılıyor ama yapıyı karşılamıyor. Bunu da eledim. Geldim Bursa'ya. Cevap vermezdi diyor. Ha hocam bunu niye mesela vermezdi diye almadın da cevap vermezdi diye birleştirdin ve iki kelimeden oluşturdun. Çünkü yapılan iş verme işi değil sevgili öğrencim. Yapılan iş cevap verme işi. Biz buna anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz. Dördüncü gün seninle öğreneceğiz merak etme. Şimdi iki kelimeden olduğu için birleşik mi? birleşik. Peki vermezliği biz verirdi yaparsak şöyle ne olur? Geniş zamanın rivayeti oldu mu? Olmadı hocam. Geniş zamanın hikayesi oldu. E bunu da eledik. Geldik neredeymiş la bu cevap? Ha Adana'da bulacağım herhalde. Hadi bakalım. Hiç espri yapmazmış. Espri yapmazmış. Bak bunu da iki tane kelime şeklinde aldım. Çünkü yapılan iş yapmak değil espri yapmak şaka yapmak burada öznemiz bir yapma fiilini değil espri yapma fiilini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla iki kelimeden oluştuğu için birleşik fiil diyebileceğiz. Peki hocam Yaparmış dediğimiz zamanda rivayeti karşılayacak Adana'yı işaretleyeceğiz. Vallahi zor sorular seçiyorum KPSS için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiile yer verilmemiştir demiş şurada. Birleşik zamanlı fiil. Ki peki sayacağız hocam. Yormuş. iki tane olduğu için eledim götüreceğiz burada yok gibi ama ama ben hızlı okuyan bir hocayımdır. Şurada kesilirse var. İçerideki s'yi kontrol edelim hemen dikkat edelim. İr ve se var hocam. Bu da gitti. Devam ediyorum. Yükselmiştir diyor. Tireki neydi? Birleşik zamanlı fiil yapamazdı. Cemal hocam bu çeldiriciyi de anlatmıştı sana. İçerideki seyi de anlatmıştı. Dolayısıyla benim öğrencim bu soruları ne yapacak? Çözecek. Denizli ve Edirne'yi eleyelim. Oradan sonra sola doğru devam edelim. Ecekmiş var hocam burada. Kalemimi aldım. Ecekmiş var. Bir, iki tane olduğu için eledim. Sokma malıydık. Malı var hocam, bir de d var. Dolayısıyla bunu da eledim. Devam ettim şu soruya. Yine böyle karma karışık bir soru seçmişimdir. Hadi bakalım zor mu kolay mı seninle kontrol edelim. Hangilerini yapabiliriz burada? Birleşik zamanlıyı biz seninle kontrol edebiliriz. Duyulan geçmiş zamanın hikayesini kontrol edebiliriz. Birinci çoğul kişiyi kontrol edebiliriz. Basit zamanı kontrol edebiliriz. Sadece şunu bilmiyoruz. Bunu ben kontrol edeyim. Edirne'den bir kurtulayım. Gidemiyorduk, gidebiliyorduk demek ve ebilmek birleşik yapıdır. Yarın anlatacağım sana. Bunu eledim ama gidemiyorduk derken hem yoru gördüm hem duyu gördüm. Dolayısıyla aynı zamanda da birleşik zamanlıdır. Lütfen unutmayalım. Tek tek vermiş bize A'dan başlayalım. Bir birleşik zamanlı mı? Geldim hocam 1'e. Aa Cemal Hoca'nın verdiği çeldirici yine karşına çıktı. Hocam burada önerdi yazıyor. Hemen R ve D'yi alıp Adana'yı elersek eleniriz. Neden? Çünkü burada fiilimiz önermek. Dolayısıyla burada ki peki var. Bunu nerede anlattım? Konu anlatımında anlattım 45 dakika önce. Lütfen, lütfen unutmayalım. Dolayısıyla Adana'yı direkt işaretleyip bu soruyu seninle hızlı bir şekilde çözermişiz. Ama bunların da sallamasını yapacağız ki konu tekrarı olsun. Sezmiştik hocam. Miş var, ti var. Dolayısıyla miş duyulan geçmiş zaman, hikaye dediğimiz zaman da aklımıza di geleceği için burası doğru. Birinci çoğul kişi biz hocam. Dolayısıyla geldik biz karşılaştık diyebildiğimize göre bunu da eledik. Dördüncü basit zamanlıymış söylediler diye bitiyor. Bir tane ki peki olduğu için bunu da eledik geldik galiba son soruya. Bu dizelerde kaç çekimli fiil vardır demek bu dizelerde kaç tane fiil vardır demektir. Ama fiiller nerede olur? genellikle yüklemde olur. İçeride sadece ssa olabilir. Bunu neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Yaş 35 yolun yarısı eder. Burada hocam fiilimiz. Bir tane bulduk. Devam ediyoruz. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ömür orta gibi Dante. Zaten bunlar fiil değil hocam. Delikanlı çağımızdaki cevher. Zaten bunlar fiil değil hocam. Ama sevgili öğrencim şunlar da fiil değil. Yalvarmak yakarmak nafile bugün demiş. Yalvarmak ve yakarmak fiil değildir. Fiile benzeyen sözcüktür. Fiilimsidir. Fiilimsiyi öğrendiğimiz zaman daha rahat çözebileceksin ama şimdiden bunları öğrenmen gerekiyor. Gözünün yaşına bakmadan gider. Mesela şurada şu son cümle gayet öğretici. Şimdi hocam ben burada bakmadan fiil alabilir miyim? Hayır alamazsın. Fiil cümleyi bitiren sözcüktür. Burada gider bizim yüklemimiz ve kipekimiz de burada. Dolayısıyla Burada da fiilimiz var. Bakmadan ne hocam? İçeride fiile benzeyen sözcüğe biz fiilimsi diyoruz. Lütfen dikkat et. Dolayısıyla seninle iki işaretliyoruz. İçeride çekimli fiil ne zaman olabilirdi? Seysa eki varsa sadece o zaman olabilirdi. Lütfen unutma. Üçüncü gün soru çözümü de bitti. Takipte kalmayı ve hoşça kalmayı da lütfen unutma. Hoşça kal sevgili öğrencim.